Mecliste dezenformasyon teklifinin görüşülmesine ara verilip 2022 ek bütçesinin görüşülmesi öne alınmıştı. Ek bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda sürüyor. Görüşmeler devam ederken AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı maaşına zam düzenlemesiyle ilgili önerge verdi. Önergenin kabul edilmesiyle Cumhurbaşkanı ödeneğinin %20,2 artırılmasına ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı. Önergeyle personel giderleriyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin başlangıç ödeneklerine %40,5'i oranında ödenek eklenecek. Buna bağlı olarak maddeye bağlı cetvelde yer alan tutarlar da değiştirilecek. Genel kuruldaki ek bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bir konuşma yaptı. Nebati ilk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin %73'ünü aştı ifadelerini kullandı. Paketlerini uygulamaya aldık. Bu Nebati 2022 ek bütçesiyle genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüldüğünü söyledi. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, özel eğitimden faydalanan bireylerin destek giderlerinin karşılanmasının amaçlandığını da belirtti. Ek bütçe kanun teklifiyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine yaklaşık 1,9 milyar lira kaynak ayrılması teklif edilmiştir sözlerini kaydetti.